Selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Black Hayvan. Peki, Ertuğrul'un da kostümünden anlayacağınız üzere bu videonun olayı ne? Ne bu videonun olayı? Sen ne olacaksın bu videoda? Polis. Evet, sizler çok istediniz. Ben de kardeşimi zorlu polis testine sokmaya karar verdim. Bakalım başarılı bir polis olabilecek mi? Zorlu testi geçebilecek mi? Geçebilecek misin? Geçebileceğim. Hep beraber göreceğiz. O zaman videoya geçmeden önce ne söylüyoruz? Videomuza like atıp kanalımıza abone olsunlar. Yaptıysalar neler? Adamsınız. Yaptıysanız adamsınız. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet evet, oyunumuza girdik. Ertuğrul sen hangisin? Bu musun sen? Evet. Ertuğrul da burada. Yine o da tabletten girdi bu sefer. Şimdi Ertuğrul, bu videoda senin görevin kostümünden de anlaşılacağı üzere polis olmak. Böyle polis olmaz. Hemen kendini polis yap şimdi. Bakalım Ertuğrul nasıl polis yapıyor kendini. Kardeşimden kendisini polis yapmasını istedim ve böyle bir şey yapmış o da. Gerçekten muazzam. Şu tipe bir bakar mısınız arkadaşlar? Böyle polis olur mu demeyin. Dur bir Ertuğrul, yüzünü görelim. Burada da drift adam bir limuzin var. Tamam, gerçekten baltalı ve kasketli bir polis olur mu? Oluyormuş. Ertuğrul, yeni tipinle zorlu polis testine başlamaya hazır mısın? Hazırım. İlk görev için ben kendimi gördüğünüz gibi hırsız yaptım. İnsanların evini soyacağım. Bakalım kardeşim beni durdurabilecek mi? Ertuğrul, bence beni durduramayacaksın. Hemen böyle çevreyi kolaçan edip kendimize bir ev bulmamız lazım. Ceza bile yazabilirim Ertuğrul. Ceza yazamazsın. Sen şu an çok farklı yerdesin. Bir an önce buraya gelip bana engel olman lazım. Merhaba, müsaitseniz evinize girip evinizi soyabilir miyim? Bu polismiş. Bu abla da polismiş. Polisin evini mi soyacağız? Neden olmasın? Sakın yapma, geliyorum. Yetişemeyeceksin. Bakalım göz göre göre ev soyabilecek miyiz? Şöyle bir yatabilirsek. Harika. Evet, eve girmeyi başardık. Banlanmadan önce kasanın yerini bulmamız gerekiyor. Ve Ertuğrul bizi tutuklamadan önce. Nerede bu kasa? Kasa nerede? Aa, şurada olabilir mi? Burada değil. Nerede bu kasa? Merhaba, kasanın yerini söyler misiniz? Kötü bir niyetim yok. Sadece şimdiki paraları çalacağım. Ertuğrul, sen hala bizi bulamadın değil mi? Aa, benim koyduğum yataktan girdi içeri ve ben banlandım. Sen evin içinde misin Ertuğrul? Doğru evi bulmuş. Benim koyduğum yatakla evin içine girmiş ama banlandım. Güzel oldu. Ertuğrul'u ters tarafa yolladık. Şimdi diğer evi soymaya gideceğiz. Bu sefer beni durduramayacaksın Ertuğrul. Şu anda çok arkada, zamanımızı iyi kullanmamız lazım. Hatta ceza bir de sana küs verdi. Ceza hadi. Veremez bana kim? Aa, burada bir tane daha hırsız var. Hırsızın evini soyalım. Evet, hırsız hırsızın evini soyuyor. Harika bir plan. Yatağımızı koyduk tekrardan. Yalnız. İçerideyiz şu anda. Şu anda içerideyiz. Işıklar kapalı. Evet evet evet, durduramayacaksın beni Ertuğrul. Maalesef durduramayacaksın. C4'ümü aldım, koydum. Bombayı patlatacağım şimdi. Patlattım. Kasa açıldı. Harika. Bak şu an ceza yazıyorum ha. Bana ceza yazmıyorsun. Amacım beni durdurmak Ertuğrul. Ve paralarımı aldım, cebe koydum. Geri çıkarken banlandım evden. Ama olsun, paralar bende. Değdi. Haydi görüşürüz. Hadi bismillah, görüşürüz. Ertuğrul ilk görevde başarısız oldu. Çünkü beni durduramadı. Birazdan ben o eve doğru geleceğim ha. Ertuğrul, benim yanıma gelir misin mi? Sen ne yaptın ben? O evi soyarken sen ne yaptın? Bir gösterir misin bize? Ceza yazdım. Nasıl ceza yazdın mesela? Şunda ceza yazdım. Bas bir göster. Ertuğrul, sen trafik polisi değilsin. Sen böyle ceza yazamazsın. Senin beni durdurman, tutuklaman, hapse atman gerekiyordu. Görev 1 başarısız. Hadi gelin görev 2'ye geçelim. Görev 2'yi de belirledim. Kurallara uygun olmayacak şekilde araba sürmek. Hemen kendimize hızlı ve öfkeli bir araba seçelim. Bu araba gayet iş yapar gibi duruyor. Ertuğrul, şimdiki görevin beni durdurup insanların hayatını tehlikeye atmamı engellemek. Bakalım başarılı olabilecek misin? Hemen polis arabanı çek sen de. Beni yakalayabileceğini hiç ama hiç sanmıyorum. Kolaysa gel yakala, sirenlerini aç. Bak şuna bastığın zaman sirenlerin ve farların açılır. Hadi bakalım beni yakalayabiliyor musun? Birazcık da sürüş bilgilerini test edelim Ertuğrul'un. Amansız kovalama devam ediyorum. Ertuğrul beni yakalıyor mu? Bence sen beni yakalayamayacaksın. Benim kadar hızlı araba süremezsin çünkü. Hadi. Hadi hadi, durduramıyor musun beni ha? Yakalayamıyor musun? Görünüşe göre Ertuğrul tozumuzu yuttu. Bir anda kayboldu. Kaza falan yapmıştır. Araba sürmeyi bilmiyor olsa gerek. Bu şekilde bizi durdurması imkansız. Ertuğrul görüşürüz. Ooo! Ne yaptın sen? İyi misin? Böyle bir operasyon mu olur? Şafak operasyonu yaptı resmen. Tamam, ben teslim oluyorum. Bir dakika, bir dakika, tamam, eller yukarı, arabadan indim. Ertuğrul ne yaptın sen? Öyle bir şey mi var? Adam yukarıdan uçup önümüzü kesti, ölmek pahasına. Memur bey, abartmıyor musunuz? Niye silah çekiyorsunuz memur bey? Yuh yuh, ne yapıyorsun? Sakin ol, böyle müdahale mi olur ya? Cezamızı kes gönder, niye tarıyorsun bizi? Beni kelepçelemen gerekiyor galiba. Ertuğrul, beni taramayı bırak ve tutukla beni lütfen. Seni tutuklayıp hapse getireceğim ben. Hep kelepçeliyiz.
Kelepçeliğe gideceksin. Hadi bakalım, kelepçeli nasıl kelepçeliyorsun? Tamam polis bey, lütfen beni daha fazla burada uğraştırmadan hapse götürün de. Bu arabayla nasıl götüreceksin? Benimkine gitsek olur mu? O zaman arabayı sürüp arkaya atlayıp sizi hapse götürmek zorundayım. Tamam, benim arabamla hapse götür o zaman. Dur, beni almadın ha, aldın, hadi gidelim. Ya bu nasıl polis, sen benden beter sürüyorsun. Önüne bak be kardeşim, kaç milyonluk arabayı vurdun ya. Ertuğrul, hapse atacaksın beni, gezintiye çıkarmıyorsun, hapse götürsene. Sus, bana ne yapacağını söyleme. Oo, polisle konuşmak da yasak galiba. Tamam memur bey, siz ne derseniz o. Nereye gidiyoruz? Sus, konuşma. Arkadaşlar, Ertuğrul bir anda işi ciddiye aldı herhalde, konuşmama bile müsaade etmiyor. Adamlar burada drift atıyor, onlar da ceza kes o zaman. Ama sen hırsızlık yap. Ya benim suçum hırsızlık yapmak değil yani. Simsiyah giyindik diye hırsız mı oluyoruz kardeşim? Benim suçum hızlı araba kullanmaktı. Ama arabadan in çabuk. İn. Tamam indim. Hadi şimdi hapishaneye mi atıyorsun beni? Evet, öyle. Köpek falan da almışsın Allah'ım. Nereye gidiyoruz? Bir dakika, sorgu odasına girecek miyiz? Ne? Sorgu odasına girecek miyiz? Tamam gideceğiz. Ama elini öyle yapmaman gerekiyor. Sorgu odasına girdik. Şimdi beni sorguya çek. Gel gel. Tamam. Neden bu kadar çok hızlı araba sürdün? Polis bey, özür dilerim. Gençtim, heyecana kapıldım. Bir anda hız yapasım geldi. Lütfen beni affeder misiniz? Ama simsiyaksınız galiba, hırsızsınız. Ya insanları giydiği kıyafetlere göre yargılama. Ne yani, çantamda 1 milyon dolar varsa ve bunu az önce bir yerden çaldıysam hırsız mı oluyorum ben? Evet, öyle. Peki cezam ne? Bir gün sonra araba sürmemek. Bir gün boyunca araba sürmemek. Hapse girecek miyim? Gireceksin. Ne kadar? 1000 yıl sonra. 1000 yıl sonra, bakın, bir gün araba sürmeme cezası verdi, 1000 yıl hapis cezası verdi. Evet. Beni hapse götür o zaman, ne yapacağız? Hadi hapse gidiyorum. Hadi hangi, nereye sokuyorsun beni, sok bakalım. Sen şu görüyorsun hapsa. Sen. Şu hapse sokuyorum. Orası hapis değil ki Ertuğrul, orada hapis mi var? Aa varmış. Oo, burası ama şey, hapis değil burası. Burası hapishaneye girenlerin nefes alma alanı. Çıkar beni buradan, cama kafa atarım, çıkar buradan. Arkadaşlar, buradan bir plan yapıp kaçmamız lazım bir an önce. Ve ben galiba buradan nasıl kaçacağımı çok iyi biliyorum. Ertuğrul, sen bir başka tarafa bakar mısın? Bakmazsın değil mi? Şöyle yapsam, şuradan kaçsam, hadi görüşürüz. Beni buraya koyarak çok büyük yanlış yaptın. Ertuğrul beni tutuklamada gayet başarılı oldu. Ama beni hapiste tutmakta hiç başarılı olamadı. Sizce bu görevi başarıyla tamamladı mı, tamamlamadı mı? Yorumlarda belirtin. Bir diğer zorlu görevle karşınızdayız. Bakalım Ertuğrul bunu engelleyebilecek mi? Görevimiz tabii ki de hırsız olmanın altın kuralı, banka soymak. Ertuğrul acaba bizim banka soymamızı engelleyebilecek mi? Hiç sanmıyorum. Aa burada dur. Ama Ertuğrul öyle kapıda beklersen olmaz ki. Uzaklaş birazcık, bize zaman vermen lazım. Böyle olmaz. Başka yerlere git. Arkanı dön, bakmıyormuş gibi yap. Tamam, ben gidiyorum. Gidiyorsun, bırakıyor musun bizi? Ya bizim arkamıza oturma, işbirliği mi yapıyorsun sen? Evet. Ertuğrul gittiğine göre bankayı şu anda soyabiliriz. Sen birazdan gel, tamam mı? Tamam. Yani bankayı soyduktan mı sonra? Bilmiyorum, birazdan gelirsin. Evet, şimdi bankayı soymaya gidiyoruz. Kartımızı aldık, kapıyı açtık. C4'ümüz nerede? Burada. Koyuyoruz. Ertuğrul, sen galiba yakalayamayacaksın beni ha, ne diyorsun? Ne yapıyorsun, beni yakalamaya geliyor musun? Çantayı aldık, şu anda gizli yerden kaçacağım ve Ertuğrul eminim ki buraya nasıl geleceğini bilmiyor. Geldim zaten, oradayım. Ne olacak? Ertuğrul sen orada bekle bizi, çok beklersin. Biz farklı yerlerden kaçıyoruz. Neye gülüyorsun abicim, kurtaramadın, yakalayamadın bizi. Hadi görüşürüz. Surprise mother. Sen nereden biliyordun burada geleceğimi? Aa yakalandık galiba. Fena taktik yapmış. Eller yukarı, teslim ol. Tamam buraya... memur bey, kızmayın, durun. Zaten birazcık geliyordu. Dolmuş eller yukarı, tamam. Yakalandık, adam taktik yapmış. Ya niye vuruyor bizi, öldürecek mi bizi? Taradı, yok etti bizi. Kusura ben seni öldüreceğim. Nereye götüreceğim beni? Sen birazdan göreceksin. Birazdan görecekmişim. Tamam al götür o zaman beni. Öldüm zaten. Ben hareket market etmiyorum. Tut götür beni kardeşim. Nereye götürüyorsan. Dur ben sen nereye götüreceğimi çok iyi biliyorum. Nereye soktun kafamı? Götür nereye götürüyorsan. Ne oluyor Allah'ım? Nereye soktun? Gizli bölmeye soktu beni ya. Ya ölene bile rahat yok Ertuğrul. Nereye kayboldun? Ya nereye gidiyorsun? Bak sürüne sürüne peşinden geliyorum. Götürsene beni. Ertuğrul alsana beni, nereye gidiyorsun beni almadan? Gelmiyorum. Aa polislerin yüz karası. Çok güzel bir operasyon yapıyor. Sonra beni orada bırakıp geri kaçıyor. Neye yaradı yaptığın operasyon? Ertuğrul şuradan geri dönmeyi seçmedi arkadaşlar. Ta en baştan bakın nereden geri dönmeyi seçiyor.
Ben de yardımcı olayım, birazcık sana doğru geleyim. Aha, bir tane daha polis çıktı burada, ne oluyor? Bizim polisimiz Ertuğrul'uyuz. Lütfen artık beni alıp hapse mi atıyorsun, nereye atıyorsun? At da bitsin şu işkence. Dur, biz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Ya yeter, niye kafama iki şarjör mermi boşaltıyorsunuz? Adam bana silah verdi. Siz istediniz bunu, gelin bakalım buraya ha. Tamam, al beni götür artık. Beni taşımak istiyorsun. Dur, nereye götüreceksin beni? Sürpriz. Galiba hapse götürecek. Götür bakalım. Sen bekle, sana sürpriz yapacağım. Bana sürpriz yapacakmış da hapishane o tarafta değil. Yanlış tarafa gidiyorsun Ertuğrul. Hapishaneye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? Sürpriz yapacakmış. Evet, sürpriz olduğunu söylüyor. Nereye gideceğimizi söyleme. Ben de merak ediyorum. Bakalım nereye gidiyoruz? Ertuğrul pis gülmeye başladı. Nereye götürüyorsun? Hastaneye mi getiriyorsun beni? O kadar kafamı kırdın, sonra muayene mi ettireceksin? Arkada, kapı arkada, arkada. Ertuğrul. Ertuğrul, nereye getirdin beni Ertuğrul? Ertuğrul. Ertuğrul, abinin mezara mı attın? Ben bunu... Üzerime toprak da atlar da tam olsun. Tam atıyorum. Gerçekten de şu an beni mezara attı ve toprağımı atıyor üstüne. Ya insan da birazcık insaf olur. Tamam, para çalmış olabiliriz de niye kafama 80 tane şarjörü boşaltıp sonra beni öldüm mü diye kontrol etmeden bırakıp gidip sonra alıp hastaneye götürür gibi yapıp mezara atıyorsun? Yetmezmiş gibi toprak atıyor bir de üstüme ya. Diğer polis bana öyle dedi, ben de öyle yaptım. E oldu o zaman, selamı da sen oku. Allah ekber, Allah ekber. Bu görevi de garip de olsa başarıyla tamamladı sayıyorum ben Ertuğrul'u. Günün sonunda Ertuğrul'un yaptığı polislikleri değerlendirecek olursanız, sizce Ertuğrul iyi bir polis miydi, kötü bir polis miydi? Ertuğrul, sence iyi polis olmayı başardın mı? Bence başardım, çünkü seni toprağa attım, şimdi gömüyorum. Polisin görevi değil bu, mezarcının görevi Ertuğrul. Nereye düştük? Aa, gizli yer falan var galiba burada, ne oluyor? Her neyse, arkadaşlar siz de Ertuğrul'un yaptığı polise 1 ile 10 arasından puan vermeyi unutmayın. Ve bir sonraki bölümde Ertuğrul ne olsun, zorlu görevleri neler olsun, bunları yorumlarda yazabilirsiniz. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.